Satır ve sütun genişlikleri. İlk olarak bir önceki dersimizdeki dosyayı çalıştırıyorum. Satır ve sütun ekleme. Gizleme dosyasına. Gördüğünüz gibi ürün fiyatı başlığı oldukça dar. CSUN oldukça dar. Ve nümerik veriler tam olarak okunamıyor. Tam olarak okunamadığı için de DS işaretleriyle gösteriliyor. Bunun genişliğini arttırmak için C sütununu seçiyorum. Ardından sağındaki kenarına geliyorum. Bir artı simgesi göreceksiniz. Sağa ve sola bakın. Ok simgeleriyle siyah. Bir artı simgesi oluşacaktır. Sol tuşa basılı tutuyorum. Ve sağa doğru genişletiyorum. Artık fiyatlarımızın okunabildiğini görebilirsiniz. Şimdi otomatik olarak sütunlarımızın genişliğini artıralım. A ve C sütunlarını seçtim. Herhangi bir aralığa gelip artı simgesi belirene kadar bekliyorum ve çift tıklıyorum. Bu şekilde satır ve sütun genişliklerimiz otomatik olarak belirlenecektir. Hatta şöyle bir daha göstereyim. Hepsini toplu olarak küçülttüm. A, B ve C sütunlarını seçtim. Ortasında siyah bir artı simgesi var. Sağa ve sola bakan ok işaretleriyle. Çift tıkladım. Otomatik olarak satır ve sütun genişlikleri ayarlandı. Şimdi satır yüksekliğimi artırayım biraz. 2 ve 15'e kadar olan satırları seçtim. Tekrar gösteriyorum. Sol tuşa basılı tutuyorum. 2 ve 15'e kadar olan satırlarımı seçiyorum. Ve yine bu siyah artı simgesi çıkana kadar bekliyorum. Yüksekliğini arttırıyorum. 50 piksel olsun. Bu şekilde artık satırlarımızın yüksekliği de artacaktır. Hatta ilk satırı da biraz yükselteyim. Şimdi B sütununu biraz genişletiyorum ve altına ürün adı özellikleri yazmak istiyorum. Altına yazmak için çift tıkladım. Alt tuşuna basıyorum ve Enter'a tıklıyorum. Bir alta geçecektir. Alt tuşuna bastım ve Enter'a bastım ardından alt tuşu basılıyken. Özellikleri yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen okunmayacaktır. Okunmasını sağlamak için birinci satırın yüksekliğini artırmalıyım. Artık ürün adı özellikleri okunabilir. Şimdi tüm satır ve sütunların genişliğini otomatik olarak ayarlamak için bir önceki dersimizde yaptığımız gibi şu üçgen simgesine, satır ve sütunların kesiştiği yerdeki üçgen simgesine tıklıyorum. Tüm hücrelerim seçili hale geldi. Giriş sekmesinde hücreler bölmesinde yer alan biçime tıklıyorum. Satır yüksekliğini otomatik ayarla, sütun genişliğini otomatik ayarla var. Sütun genişliğini otomatik ayarla diyorum. Döndüğümde sütunların otomatik olarak genişliklerinin ayarlandığını görebilirim. Tekrar biçime geliyorum. Ve satır yüksekliğini otomatik ayarla diyorum. Döndüğümde tüm satırların otomatik olarak yüksekliğinin belirlendiğini görebilirim. Birden fazla sütun, yani çok fazla sütun ve çok fazla satırın olduğu sayfalarda oldukça işimize yarayan bir özellik.